Çekyatla başladı, şampiyonları eledi. Çocuk felci nedeniyle belden aşağısı tutmayan Nurcan Serdar çiftinin oğulları Cemal Hazar Kahraman, ilk defa katıldığı Türkiye Bilek Güreşi yarışmalarında şampiyonları yenerek Türkiye gündemine oturdu. Geldi mi? Anneciğim sakin ol. Oley! Yaşa! Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Kahraman ailesinin 19 yaşındaki oğulları Cemal Hazar Kahraman, küçük yaştan itibaren tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürürken, spor salonlarına gidemediği için halteri olan ilgisini evdeki çekyatı kaldırarak gidermeye başladı. Bunun yanı sıra evdeki deterjan şişeleriyle bileklerini güçlendiren Kahraman, tedavisinin yanı sıra sporla tekerlekli sandalyesini bir kenara bırakarak ayağa kalktı. En büyük destekçisi anne ve babasının antrenörlüğünde Çanakkale'de yapılan bilek güreşi şampiyonasına katıldı. Kendi kilosunda rakip olmadığı için büyükler kategorisinde müsabakalara katılmak zorunda kalan Kahraman, babasının antrenörlüğünde hiçbir deneyimleri olmamasına rağmen ilk turda Türkiye üçüncüsünü, ikinci turda Avrupa üçüncüsünü yendi. Arda arda yapılan müsabakalarla güç kaybeden Kahraman, dünya birincisini yenilerek Türkiye sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Burası Edirne Yıldırım Mahallesi, Tahtalı Cami, Sokak No 53. Burası Azmin ve Zafer'in adresi. 15 yıldır çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Cemal Hazar Kahraman ile başlayıp ilk defa katıldığı yarışmada Türkiye'nin gündemine oturdu. Şimdi Cemal Hazar Kahraman'la birlikteyiz. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Cemal Hazar Kahraman. İlahi Meltem Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 19 yaşındayım. Bizim çok büyük bir gurur kaynağımızsın. Sağ ol. Bu serüven nasıl başladı? Biraz açıklar mısın? Bu serüven nasıl başladı? Şimdi ilk önce bunun bir fizik tedavi tarafı var. 15-16 yıldır Edirne'de fizik tedavi yapıyorum. Buradan da Oğuzhan Atasoy'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi 10 yıldır benimle ilgileniyor. Ayağa kalkmama yardımcı oldu. Hani bu işin temel sebebi odur. Fizik tedaviyle başladım. Oradan ayağa kalktım. Sonra spora da devam ettim. Yani iki aşamalı gibi düşünürseniz. Evde ilk baş çekyat kaldırarak başladın. Sonra nasıl devam etti? Evde ilk baş başladım. Babam dedim belki izin vermez. Sonra annemler görmüş, babama söylemişler. Ondan sonra gençlik spora gittik. Dedik böyle böyle ben dedim spor başlamak istiyorum. Tabii ilk başta hocalar almadı. Yani diğer Edirne'deki hocalarla konuştuğumda almadılar engelliyim diye. Gençlik spordakiler sağ olsun yardımcı oldu. Çok büyük başarıların da var. Biraz bahseder misin? Çok fazla bahsetmeyi sevmiyorum ama ilk defa katıldığım yarışmada Türkiye 9.'sü oldum. Bu da benim için çok güzel bir anı kaldı. Avrupa 3.'sünü yendin. Evet, çok zorluydu. Buradan da izliyorsa selam gönderiyorum kendisine. Ailen de sana bu konuda çok destek oldu. Neler söyleyeceksin? Onlara çok teşekkür ediyorum. Ne desem yapıyorlar, nereyi istesem götürüyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Peki en büyük hedefin ne? En büyük hedefim olursa ilk önce bir Türkiye birinciliği, sonra da dünya çapında bir şeyler yapmak istiyorum. Ondan sonra da engellilere medikal anlamda malzeme olur, yardım etmek istiyorum. O tarz medikal anlamda. Peki buradan engelli bireyler için neler söylemek istersin? Bir mesajın var mı onlara? Engelli bireylere mesajım ilk önce evde oturmasınlar. Çünkü onların da yapabilecekleri bir sürü şey var. Hani yüzmeden tutun işte spor olur, satranç olur, ne istiyorlarsa. Her türlü yapabilecekleri bir şey var. Kendilerini kenara atmasınlar. Onlar da bir şeyleri başarabilir eğer çok isterlerse. Kaç antrenörle bu yarışmaya katıldın? Şu anda bilek güreşi antrenörüm yok. Babamla beraber hazırlandık. Ona da teşekkür ediyorum tekrar buradan. Babamla beraber hazırlandık dediğim gibi. Bir de evde zaten kendi imkanlarımla yaptığım için bir kuvvetim vardı biraz. Öyle. İstediğin destekler var mı şu an? İstediğim destekler daha profesyonel imkanlar verirse Edirne'nin adını daha yukarı taşımak isterim tabii. Niye istemeyeyim? Şu anda evde çekyat kaldırarak damacanalarla bu başarıyı elde ettiysen, Avrupa üçüncüsünü bile yendiysen ileride neler yapmazsın destek gelirse? İnşallah. Sana daha fazla imkan sunulursa neler yapmak istersin? Neler yapmak isterim? Daha profesyonel bir şekilde hazırlanırsam dünya şampiyonluğuna kadar taşımak isterim Edirne'nin adını. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yardımcı olurlarsa ben onlara buradan söz veriyorum. Edirne'yi daha yukarı taşıyacağım. Hazar'ın azmi kadar sizin de desteğiniz burada çok ön plana çıkıyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Engelli aileleri olarak diğer engelli kardeşlerimize, abilerimize kenarda oturmasınlar. Biz oğlumuzun yanında olduk.
gerek doktorların gerek antrenörlerin bize söylediği şunları şunları devam ettirin demesinle biz de arkasında durarak salona götürdük, fizik tedaviye ulaştırdık. Bu kadar başarı yapacağını biz de tahmin etmiyorduk. Hani oğlumuz kenarda kendini kalmış hissetmesin. Biz de onun günlük hayatının içinde var olduğunu ispat edelim diye dedik götürelim. Bir eğlence olsun onun için. Ama baktık ki kendisinin başında antrenör olmadan bizlerin yardımıyla götürdüğümüz yerdeki diğer ayrı grupların hocalarının destekleriyle Hazar buralara kadar geldiyse, Türkiye 9.'una yerleştiyse umuyorum ki birileri bu röportajın sonunda görürse, sesimizi duyarsa oğlumun gerek biz aile olarak kendilerine antrenör ve yardımcı materyaller spor salonunda çalışması için bir şeyler olursa oğlum gibi diğer engelli kardeşlerimiz de hayata tutunup çok şeyler başarabileceğini hem biz gördük hem de oğlumuz bize ispat etti. Bu yüzden bu ana kadar bize destek olan tüm herkese sonsuz teşekkürler ediyorum bu konuyla ilgili. Bunları söylemek istiyorum. Engelliler kenarda oturmasın. Anne babalar da çocukları orada küsmüş hayatta diye beklemesin. Onları heyecanlandıracak sporun içerisine getirmelerini istiyorum. Bütün engelli ailelerine bunu seslenmek istiyorum. Hazar yarışmadayken siz de çok büyük bir heyecan duydunuz. Bir anne olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi oğluna gurur duyuyorum. Başarıların devamını diliyorum. O an neler hissettiniz? Valla çok büyük bir gurur, mutluluk hissettim. Yani beklemiyordum böyle bir şey. Ama helal olsun çocuğuma. Buradan kimlere teşekkür etmek istersin? Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar her zaman yanımda oldular. Sonra kulüp başkanımız Özkan abi yarışmaya gitmemde yardımcı oldu. Organik satın ala gönderdiği ürünler için Fitness Günlüğü'n Melih Kurumbay'a teşekkür ediyorum. Under Armour'a da teşekkür ediyorum gönderdiği ürün için. Çok destek oluyorlar bana. Çok sağ olsunlar. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle bir şey var. Bize bu bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, kendilerine sonsuz sizlerin aracılığında teşekkür etmek istediğim kişiler var. Buradan Murat Yapı Fabrikası'nın müdürümüz var Sedat Bey. Cuma pazarımızın başkanı Bülent Bey var. Şu an aynı zamanda Pazarcılar Derneği Başkanı Şeref Bey var. Doktorumuz kendisinin İstanbul'dan Edirne'ye kadar gelip doktorluk yapan doktorumuz Necat Bey var. Diğer şu an ismini unuttuklarım varsa onlardan da özür dilerim. Bize yardımlarından, katkılarından, manevi desteklerinden ve tüm desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizlere bu imkanı sundular. Oğlumun arkasında güvendiler, inandılar. Bizimle beraber kendileri bir abi gibi, bir destekçi olarak yanlarında kalben bulundular. İnandılar ve oğlum da onların inançlarıyla, onların yüzlerini kara çıkartmadan 9.'luğa yerleşmesi, Türkiye gündemine Edirne'den birey olarak oturması bizleri çok onurlandırdı. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Biz de kendisine buradan başarılar diliyoruz. Eminiz ki bundan sonra destekçileri artacak ve çok daha iyi yerlere gelecek. Hoş geldin kahramanlarım. Hoş bulduk canım. Şimdi geç paşam. Hoş geldin. Şampiyon geç bakalım şampiyon. Siz Hazar'ın hocasısınız ve üniversite olarak Hazar'a destek oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Merhaba, ismim Burak. Hazar kardeşim bana Instagram'dan ulaştı. Ondan sonra bana işte elimden geldiğince destek olabilir misin gibisinde bir teklifte bulundu. Ben de onu kırmak istemedim ve kendisiyle görüştüm. Hazar ciddi anlamda çok fazla azimli ve kuvvetli bir kardeşimiz. Ama onun en büyük şansı annesi ve babası. Ona her konuda destek oluyorlar. Hiçbir konuda yalnız bırakmıyorlar onu. Onun için ben de elimden geldiğince Hazar'a destek olmaya çalıştım. Bu üniversite tesisimizde ona ilk başta Mustafa Bey, müdürümüz kendisi kucak açtı. Biz de onun eşliğinde Hazar kardeşimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Annesi babası onun dediğim gibi her zaman dağ gibi arkasında. Biz de ufak bir ona destek olmaya çalışıyoruz. Ve kendisiyle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor bilek güreşinde. İlk yarışmasında zaten ciddi anlamda ses getirdi. Bundan sonraki yarışmalarımızda da en iyi şekilde ilk başta Edirne'mizi sonra milli takımımızı temsil etmeye devam edecek inşallah. Ailesi başta olmak üzere herkese büyük bir gurur yaşatan kahraman, Edirne'de bu kategoride bir antrenör yok ve ben belden aşağı özürlüyüm. Oturarak yapılması gereken müsabaka ayakta yapıldı. Buna rağmen başarılı olduğuma inanıyorum diyerek yetkililerden destek olmalarını, bir dahaki yarışmada Edirne'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.